İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde düzenlenen İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısına katıldı. Soylu, Türkiye'de fay yasası çıkması için bir ekip oluşturulduğunu açıkladı. 17 Ağustos 1999, özellikle İstanbul, Yalova, Gölcük, Karamürsel, Sakarya, Kocaeli etkili olan ve Marmara depremi olarak nitelendirdiğimiz deprem, afetlere bakışımızda yine bir milat olmuştur. İlk kez Türkiye'de yeni bir platformu topladık. Türkiye Afet Risk Azaltma Platformu'nu topladık. Ve orada da kendimize bir takım hedefler ortaya koyduk. Bundan bir ay önce de danışma kurulumuzu toplamıştık. Ve hakikaten danışma kurulunda da iki temeli ortaya koyduk. Daha doğrusu gerekliliğini, tavsiyesini ortaya koyduk. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de bir fay yasası çıkması zaruretini hep beraber değerlendirdik. Ve bu konuda bir çalışma ekibi oluşturduk. Bizim sorumluluğumuz her an olabilecekmiş gibi hazır olmaktır. Ve bu konuda çok da Türkiye'de adım atıldı. 100'ün üzerinde. 1300'ün üzerinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait okul, hastane, kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü sayabileceğim birçok binalar, viyadükler, köprüler, yollar, yeni yapılanlar, kamu binaları, kamu hizmet binaları tamamen İstanbul'da bu çerçeve içerisinde revize edildi ve yapıldı. 11 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapıldı. 11 milyar. İçişleri Bakanı'nın bahsettiği fay yasasını konuşacağız şimdi. Konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir. Sayın Sözbilir, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk kez bir fay yasası kavramını duyuyoruz. Öncelikle nedir bu fay yasası? Ne bekliyoruz? İçeriği nasıl olacak? Nasıl bir çalışma umut ediyoruz? Sizi dinleyelim. Aslında bu konuda uzun zamandan beri çalışıyoruz. Özellikle Türkiye ölçeğinde bizim faylarımızın önemli bir bölümü üzerinde kentlerimiz yer alıyor. İlçeler, iller, il merkezleri, köyler. O yüzden dünya ölçeğindeki gelişmiş ülkelerde fay üzerindeki yapılaşma ile ilgili belli kısıtlamalar var. Buna fay yasası diyoruz. Yani biz ilimizden bir fay geçiyorsa o fayın neresinde oturursak deprem sırasında zarar görmeyiz. Bunun yasasını yazılması. Özetlersek bu şekilde. Peki böyle bir çalışma var mı yoksa şu anda proje aşamasında mı? Nedir tam içeriği, bize bahseder misiniz? Biz akademik anlamda çalışıyorduk bu konu üzerinde. Yani birkaç yıldır üzerinde çalıştığımız bir konu. Şu anda devlet olarak AFAD Başkanlığı'nca geçen ay yapılan deprem danışma kurulunda ve dün yapılan deprem risk azaltma platformunda bu konular gündeme geldi ve geçen aydan itibaren bir ekip oluşturuldu. O ekibin bir üyesi de benim zaten. Bu kapsamda işte Türkiye'deki bir diri fay yasası oluşturulduğunda bizim kentsel dönüşüm kapsamıyla bağlantısı ne olacak, nasıl bir mekanizmanın üzerine oturması gerekiyor. Yani dünya ölçeğinde Amerika'da, gelişmiş ülkelerde bu yasalar var. 5-6 ülkede var şu anda dünya ölçeğinde. Hangi bizde ülkelerde de kendi, var? Amerika'da var, Endonezya'da var, Tayvan ve Japonya'da var bu yasalar. Tabii Türkiye ölçeğinde yani çok sayıda fayın üzerinde kentlerimiz kurulu olduğu için bu yasanın çıkması çok çok önemli. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarını bu yasa çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Yani bu yasada iki tane parametre var. Bir tanesi şu anda fay zonu üzerinde olan Türkiye ölçeğinde yapı stoğumuz nedir? Onu ortaya çıkartmak. Bir de bundan sonra şehirlerimiz, kentlerimiz faya göre nasıl yerleşmesi gerekiyor? Onun yasasının yazılması. Peki bu uygulamaya geçersek depremle olan ilişkimizde neler değişecek? Ne gibi değişiklikler olacak? Şöyle, örneğin deprem yeryüzünü kırdığında biz o kırığın üzerinde yer almadığımız için bu anlamda ciddi oranda deprem zararını atlatmış olacağız. Yani depremin yaratacağı hasarın hem can hem mal kaybı açısından azaltılmasını sağlayacak fay yasası. Tabii bunun uygulanabilmesi için de işte fayları tanımamız gerekiyor. Yani hangi fayın üzerinde biz yapılaşmaya izin vermeyeceğiz? Fay hangi özellikleri taşıması gerekiyor? Bunlarla ilgili çalışmalar da bu kapsamda yürütülmesi lazım.
Peki Sayın Sözbilir, şunu da sormak istiyorum. Bu süreci değerlendirdiğimiz zaman, bu projeden de bahsetmek gerekirse, ne kadar bir sürede bu dediklerinizi ya da denilenler yapılabilir, uygulamaya geçilebilir? Şu anda biz çalışmalara başladık AFAD Başkanlığı'nda kurulan ekip çerçevesinde. Yaklaşık herhalde bu yıl bitmeden biz yasayı çıkaracak hale getirtebiliriz. Tabii ondan sonra devletin gerekli kurumlarındaki işte meclise gitmesi gerekiyor. Ondan sonraki süreç tabii farklı bir şey. Ama biz akademik anlamda, yasanın yazılması anlamında yani 2-3 ayda bu yasayı çıkartabiliriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Sözbilir bu aktardığınız bilgiler için. Sevgili izleyenler, 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir bizimleydi. Fay yasası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun belirttiği fay yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.